Herkese merhaba. Dreamweaver'ın bu yeni dersinde size sayfalarınıza JavaScript eklemeyi göstereceğim. Yalnız burada bir şey var. JavaScript eklemekte bir şey yok dediğinizi duyar gibi oluyorum bilenler için. Bilmeyenlerse JavaScript ne diyorlar? Şimdi benim burada öncelikli olarak anlatacağım şey Dreamweaver vesilesiyle sayfalarınıza JavaScript eklemek. Yoksa siz JavaScript kodlarını düşünüyorsunuz, internette aratıyorsunuz, bulabiliyorsunuz ya da imkanınız varsa kendiniz yazıyorsunuz. Bunda problem yok. Bunu ben Dreamweaver üzerinden yapmayı gösteriyorum. Çünkü Dreamweaver'ın birazdan bahsedeceğim davranışlar panelinde ki pencere alanından davranışlar seçeneğine basarak açabilirsiniz. Bu alan üzerinden bazı basit ve işinize yarayabilecek, genel olarak kullanılabilecek JavaScript'ler birkaç buton tıklamasıyla ve birkaç basit ayarla eklenebiliyor sayfanıza. Bu bir. İki, JavaScript sizin etkileşimli sayfa oluşturabilmenizi sağlayan kodlardır. Normal Java ile sakın karıştırmayın. Bunun içinde bir cinlik var sadece. Java'nın popülaritesinden faydalanmak için böyle bir isim konuldu Netscape tarafından. Yoksa Java ile bir alakası yok. C temelli diyelim. Şimdi JavaScript sayesinde statik HTML sayfalarına sizler bazı etkileşimli, böyle aksiyonlu scriptler ekleyebiliyorsunuz. Örneğin nedir? En bilindiğini söyleyeyim. Bir pop-up. Pop-up, sayfaya girdiğinizde açılan, pıt diye karşınıza çıkan reklam ekranı, bilgilendirme, duyuru ekranı. Öyle diyelim. Bunun haricinde resimlere ya da divlerinize, altını çiziyorum, divlerinize basit efektler ekleyebiliyorsunuz. Ezme, sıkıştırma, işte genişleme tarzında efektler. Bunlardan bahsedeceğim. Burada asıl önemli olan ve bu dersin yapılma sebebi bunları Dreamweaver üzerinden yapacağız. Birkaç ayar yapacağız. Yoksa kod olarak yazmak isterseniz script etiketleri arasına yazmak veyahut internetten hazır bulup head etiketleri arasına, bakın altın çiziyorum, head etiketleri arasına, şu görmüş olduğunuz head etiketi arasına yazmak. Peki, ben bu script'i kaldırıyorum. Ben şimdi dersi anlatmama asıl vesile olan kısma geliyorum. JavaScript sayesinde etkileşimli sayfalar yapabilirsiniz dedik. JavaScript'te pencerenizi etiket denetimi alanından açtığınız davranışlar panelindesiniz şu anda. Davranışlar panelinde öncelikli olarak buradaki artı butonuna basacaksınız bir ekleme yapmak için. Tabii şu an bizde aktif değil, sebebimiz kod ekranında olduğumuz için. Tasarıma geçiyorum. Şimdi normale dönecektir. Buradan çeşitli alanlar mevcut. Ben açılış mesajıyla başlayayım. Bakın, açılış mesajı sayfanıza pop-up eklemektir. Açılır mesaja basıyorum. Buraya bu bir açılır mesaj kutusudur yazdım. Tamam'a basıyorum. Bitti. Kod kısmına bakıyorum. Body, onload, bakın burada scriptimizi eklemiş, scriptin kalanını da yani onload, sayfa yüklenirken mm pop-up mesaj, sayfada açılır mesaj kutusu çıksın diyor. Zaten şuradan da sağ tarafta eklediğim davranışların listesine ulaşabiliyorum, body onload. Peki, kaydediyorum. Bunu Firefox'ta açıyorum. Bu bir açılır mesaj kutusudur. Buraya kadar işlem tamam. Tamam'a bastım, sayfa geldi. Sıraya da bunu eksiyle çıkartıyorum. Eksiyle çıkartmanız demek, onu silmeniz demek. Efektlere geçiyorum. Efektlerde resim ve divlerinize farklı farklı görsellikler ekleyebilirsiniz. Ben büyüt ve küçültü basacağım. Tabii büyüt ve küçültün aktif hale gelmesi için sizin bir resim eklemeniz lazım. Etiket denetimine ilk kere tıkladım. Dosyalar kısmını açtım. Türkiye resmini üzerine atıyorum. Peki, Türkiye resmini attım. Türkiye resmine bir defa tıkladım ve tekrardan etiket denetimindeki davranışlar alanıma geliyorum. Geldim. Buradan davranış ekleden efektlere geliyorum. Büyüt ve küçülte basıyorum. Büyüt ve küçültte JavaScript eklenecek. Eklendikten sonra ise ben tarayıcımda resmin üzerine geldiğinde resim ya büyüyecek ya küçülecek. Şimdi buna karar veririz de önce şuna basayım. Büyüt küçült. Bastım. Hedef öğe. Geçerli seçim. Yani benim şu an seçtiğim şey. Önce bunu seçmeniz lazım. Seçmezseniz olmuyor. Efekt süresi 1000 milisaniye eşittir 1 saniye. 2000 yaparsanız 2 saniye.
Efekt. Küçült, büyük. Ben küçült yapıyorum. Küçültme başlangıcı işte %100'den başla %20'ye kadar küçül mesela. Yani %20 olsun. Küçültme işte tamam center merkezi efekt. Tamam bastım. Evet işlemimiz bu kadar. Dikkatinizi çekiyorum. Sağ tarafta 10 klik tıklandığı zaman küçültme olsun diyor. Zaten siz buraya bastığınızda çeşitli eylemler karşınıza çıkıyor. Bu birçok programlamada Visual Studio'da da karşınıza çıkıyor. Eylemler siz belli bir olayı yaptığınızda, tetiklediğinizde o eylemin aktif hale gelmesi demek. Mesela burada 10 klik tıklandığında yazdığı zaman siz tıkladığınızda mesela 10 dbl klik iki kere tıklandığında o eylem yerine geliyor. Aktif hale geliyor. Peki 10 klikte kalsın. Sprite Effect JS kütüphanesini ekledi. Bu kütüphaneden faydalanacak açmak için. Bakın bizim işimizi çok çok kolaylaştırdı. Biz burada iki butonla yaparken o Sprite Effect JS kütüphanesini bizim için ekledi. Bu kütüphaneye bakarak eylemini gerçekleştirecek. Sizin yapmanız gereken şey sadece buydu. Peki ben Ctrl C ile kaydediyorum. Diyor ki JS uzantılı Sprite Effect'e kaydedeyim mi? Onu da kaydedeceksiniz elbette. Tamam. İşlemimiz bu kadar. Hadi bakalım nasıl oldu. Basıyorum F5'e. Şimdi üzerine geliyorum fareyle bir aksiyon yok. 10 klik yani tıkladığım anda aktif hale geldi. Tıkladım. %20'ye kadar küçüldü. Bir daha tıkladım, bir daha tıkladım. Bu böyle gidiyor. Bunu da anladıysanız devam ediyorum. Yani şu ana kadar anladığınız ne? Anladığınız birkaç butona basarak JavaScript ekleyebiliyorsunuz. Yani Dreamweaver'ın güzelliklerinden biri bu. Bir daha söylüyorum. Bunu siz elinizle yapabilirsiniz. Daha krallarını bile yaparsınız. Onda bir sıkıntımız yok. Ancak bunu bir iki butonla özellikle az bilen kullanıcılar için bir iki butonla yapmak gerçekten iyi bir nimettir. Peki. Devam edeyim. Boş bir yere bastım. Tekrardan geliyorum. Eklentiyi denetle seçeneği. Çok internet sayfalarında çok gördüğünüz bir seçenek. Bakıyorum. Eklentiyi denetle. Flash seçeneği. Burada farklı seçenekler var. QuickTime, Windows Media Player. Örneğin Flash. Sayfanızda Flash içeren bir tane içeriğiniz var. Bu içeriği o karşı tarafın oynatması için Flash yüklü olması lazım. Eklenti Flash'ı seçiyorsunuz. Flash bulunursa sizin o istediğiniz sayfaya gidecek. Mesela oynat HTML. Ben bunu böyle düz yazıyorum da siz bunu böyle yazmazsınız. Göz attan yazarsınız. Oynat HTML'e git mesela. Aksi takdirde bu URL'ye git. URL'miz de neydi? Hani genelde hep bizim de karşımıza çıkar. Firefox'u falan ilk yüklediğinizde Flash Player yok der. Google.com Flash değil gerçi. Adobe.com Flash tarzı bir şeyde. Ben burada biraz uyduruk yazıyorum ama siz benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Adobe Flash'e git ve Flash yüklesin o kişi tekrar gelsin sayfaya bir nevi. O tekrar gelmesi o kullanıcının kendi tasarrufunda olan bir şey. Ancak siz buradaki durumu anladınız. Sayfada karşı kişinin bilgisayarında Flash'in yüklü olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer if bulunursa işte oynat Flash'ı oynat oynat HTML'e git yani Flash'ın bulunduğu sayfaya git. Aksi takdirde Flash yükleyeceği sayfayı yönlendir kullanıcıya manasında. Peki bunu da tamam diyorum. İptalledik. Görüntü değiştir. Arkadaşlar görüntü değiştir seçeneği uzun uzun anlatmayacağım ama özeti şudur. Siz internet sayfalarında bazen bir resmin üzerine gelirsiniz. Yani benim şu anda olduğumu düşünün. Türkiye resmi var. Bu resmin üzerine fareyle geldiğinizde resim değişiyor. Ankara'daki bir resim oluyor. İşte burada gördüğünüz görüntü değiştir seçeneği de buradan üzerine geldiğinizde sizin resminizi değiştiriyor. Kaynağınızı seçiyorsunuz. Buradan gerekeni yapıyor. Görüntüleri önceden yükle de. Görüntüler arka plandaki o görünmeyen görüntü bile sayfa yüklenirken arka planda o da yükleniyor. Yani kullanıcı fareyle üzerine geldiğinde şak diye açıyor. Peki. Görüntüleri önceden yükle seçeneği şu. Eğer sayfanızda çok fazla resim varsa bağlantılarımız zaten yavaştı eskiden. Böyle 33.6'lı modemleri, 28.8'li modemleri bilirim. Benim ilk modemim 33.6'ydı 1997 yılında. Şöyle anlatayım. O zaman sayfalarda çok fazla resim olduğunda sayfa bir türlü yüklenmezdi. Yavaş yavaş yüklenirdi. Şimdi internet hızlandı.
Böyle bir durumda çok fazla resminiz varsa sayfada daha farklı resimleri arka planda karambole yükletebilirsiniz. Ne o fark olacak o zaman? Yani ben bunları yükletiyorum ama kullanıcılar bazı resimlere geldiği zaman otomatikman arka planda yüklendiği için daha çabuk çağrılacak o resimler. Bu da sizin takdirinizdir. Gerçi internet hızları artık değişti. JavaScript çağır seçeneği kendi JavaScript'inizi çağırmanız için buraya yazmanızı sağlıyor. Çağırmanız için size bir seçenek sunuyor diyelim. Metni ayarla seçeneği. Durum çubuğu metni ayarla. Bilmiyorum artık pek kullanılmıyor ama şöyle anlatayım. Eskiden Internet Explorer özellikle Internet Explorer'ın alt kısmında Netscape Navigator'da olabilir. Sayfanın altında bir durum çubuğu vardı. Durum çubuğu soldan sağa doğru giderdi. Biz burada sayfanın yüklendiğini de görebilirdik şu alandan. Ne kadar yüklendi falan. Burada bir yazı yazardı. Metni ayarlanan durum çubuğu metni ayarlaya girerseniz eski tarayıcılarda ya da durum çubuğu açık olan bazı tarayıcılarda hangilerinin destek verdiğini ben şu an bilmiyorum ama Firefox'ta yok diye biliyorum. Sol alt köşede sizin o mesajınız görünecek. Hatta eskiden ne JavaScript'ler vardı. Yazı burada akardı soldan sağa. Dikkatini çekerdi insanların. Sonra tarayıcı savaşlarında pek çok tarayıcı durum çubuğunu kaldırdı. Peki. Tarayıcı penceresini aç. Bu açılır mesajdan, daha demin ben açılır mesajda işte bir şeyler koyacaksınız dedim, yazı koyacaksınız dedim ama bunun çok daha gelişmişi tarayıcı penceresini aç. İşte gerçek pop-up meselesi budur. Siz asıl pop-up'ınızı yani resim mi koyacaksınız pop-up'a, reklam mı koyacaksınız tam anlamıyla buradan yapabilirsiniz. Görüntülenecek URL'yi seçersiniz. Şuradan bir pop-up sayfası oluşturursunuz kendinize. Pencere genişliğini 400'e 400 yaparsınız. Pop-up sayfasında neler olacak? Mesela menü barı seçerseniz gördüğünüz gibi o pop-up penceresinde şöyle menü bar çıkacak. Onun haricinde gezinme araç çubuğu seçerseniz şu alan çıkacak. Durum çubuğu en altında çubuk çıkacak. Daha demin bahsettim. Kaydırma çubukları çıkabilir gerektikçe. Pencere adı da şöyle reklam yazabilirsiniz. Yani sözünüzü şu. Bu sizin asıl pop-up pencereniz. Bu bir. İki. Görüntülenecek URL sayfası ise sizin reklam sayfanız. O yüzden şunu hazırlamadan önce bir zahmet temiz bir sayfa açın kendinize. Ekranın işte sol tarafına bu bir reklamdır tarzı bir şey yazın. Sonra bu sayfayı reklam diye kaydedin ya da pop-up diye kaydedin. Buraya gelip tarayıcı penceresini açtan o sayfayı seçip buradan da gerekli genişlik ayarlarını yaptıktan sonra ve pencere adını girdikten sonra sayfanız açıldığı zaman pop-up gelecek. Bunu pek çok internet sayfasında görüyorsunuzdur zaten. İşte bu kadar basitleştiriyor işleri Dreamweaver. URL'ye git seçeneği de redirect yapıyorsunuz. İstediğiniz sayfaya gönderebiliyor sizi. Arkadaşlar burada benim son anlatacağım şey başka davranışları al seçeneği. Buradan da Adobe Marketplace'e giderek şuradan da Dreamweaver'ı seçerek çeşitli davranışları JavaScript davranışlarını alabiliyorsunuz. Bu da size kolaylık oluyor.